Vatikan yönetiminin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i e resmi ziyaret planlaması gündemde. Papa Malta ziyareti sırasında gazetecilerin Kiev'i ziyaret etme düşünüyor musunuz sorusuna evet bu konu masada yanıtını verdi. Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenski ve Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko 8 Mart'ta yaptığı açıklamalarda Papa Francesco'yu Ukrayna'ya davet etmişti. Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Endri Yuraş da Ukrayna'dan Papa'ya resmi davet yapıldığını doğrulamış, Papa'nın acıları sona erdirmede ara buluculuk rolünün takdir edileceğini söylemişti. Vatikan yönetiminin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret planlaması gündemde. Papa Francesco Ukrayna'ya olası ziyaretine ilişkin konuştu. Malta Adası'na iki günlük ziyaretini sonlandıran Papa, yolculuk sırasında gazetecilerin Ukrayna kriziyle ilgili sorularını da yanıtladı. Gazetecilerin Kiev'i ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, evet bu konu masada yanıtını veren Papa daha fazla ayrıntı vermedi. Papa Francesco Ukrayna'ya saldırılarla ilgili 25 Mart'ta yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ismini almadan bazı hükümdarlar çatışmaları körüklüyor halbuki sıradan insanlar birlikte bir gelecek kurma ihtiyacını hissediyor demişti. Ukrayna'ya yapılanlara haksızca yapılan saldırılar diyen Papa, Avrupa'nın doğusundan savaşın karanlık gölgelerinin yayıldığı yorumunda bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Papa'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlemeyi planladığı ziyarete ilişkin, gelirse onu kucaklayarak karşılayacağız dedi. Papa'dan ne dilemeyi isterdiniz sorusuna ise Kuleba, bizim için dua etmesini ve bu acımasız savaşa son vermesini isterdim. Savaşta çok fazla Hristiyan ve aynı zamanda Katolik ölüyor diye yanıt verdi.